Hafta sonu ilişkisi olmayan bütün teraziler ilişkiye başlayabilir. Herkes hafta başı işe başlıyor ya, teraziler sosyal çevre arkadaşlar arasında hala devam ediyorlar. Kovalar hafta sonu aşk, ilişkiler, flört gibi konularda en şanslı burçlardan bir tanesi. Bir kovaya aşıksanız ve ona açılacaksanız hafta sonu açılın %90 kabul eder. O zaman Oğlak ve Yükselen Burcu Oğlaklara geçelim. Pazartesi günü parasal ve maddi konularda çok şanslılar. Hafta sonu aşk ve ilişkiler konusunda en şanslı burç İkizler Burcu. Başak ve Yükselen Burcu Başaklara geldiğiniz zaman kemmelliyetçi modlarını bırakıp eğlenceli moda geçirecekler. Çık diye. Başak'la ortaklık yapanlar parasal konularda kazançlı çıkar. Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlar hafta başında kendilerini çok güçlü hissedecekler. Yengeç ve Yükselen Burcu Yengeçler parasal ve maddi konularda şanslı bir şekilde haftaya başlıyorlar. Egoları çok yüksek ve bu yüksek ve güçlü egoyu paraya çevirmek isteyecekler. Arkadaşlar bunu saymıyoruz kanalımıza. Hoş geldiniz. Ben Furya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. 6-13 Kasım arası burç yorumlarıyla karşınızdayız. Sevgili astroloğumuz Aytaç Öner bizlerle. Şimdi öncelikle haftaya Ay Aslan Burcu'ndayken başlayacağız. Sonra Başak Burcu'na geçecek. Sonra Terazi Burcu'yla haftayı bitirmiş olacağız. Bu haftanın en önemli konusu Venüs'ün Terazi Burcu'na geçerken Ay'ın Venüs'te yapmış olduğu kavuşum açısı. Bu da ne demek oluyor? Pazartesi günü enerjimiz çok yüksek. Salı, çarşamba ve perşembe günü hem çalışkan hem üretkeniz hem de ilişkiler açısında biraz böyle ılımlı bir enerji var. Hafta sonuna doğru da aşk ilişkiler, flört gibi konularda bir hızlanma yaşanacaktır. İnsanların modu biraz böyle eşref vakti derler ya, daha ılımlı olacak, daha keyifli organizasyonlar yapmaya müsait bir zaman dilimindeyiz. Şimdi hemen burçlarla başlayalım istiyorsanız. Koç ve Yükselen Burcu Koç'la başlamak istiyoruz. Evet, çünkü ilk burç. Fakat aylık olarak daha kısa kestiğimizi düşündüğümüz balıkla başlamak istiyorum. Balığı başlayalım, sonra normal sıradan geçelim. Balık ve Yükselen Burcu balık olanlar günlük rutin işlerini çok kolay halledecekler. İş yerlerinde kendini çok iyi hissedecekler. Çalışmalarından güzel getiriler elde edecekler. Eğlenerek güzel enerjileri yüksek bir şekilde günlük rutin işlerini hallettiklerinin farkına varacaklar. Salı, çarşamba ve perşembe günü ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarla ilgili konular gündeme gelecek. Burada Ay'ın Başak Burcu'nda olması partnerle bazı konuları tartışma, bazen eleştirisel bir modda olabilirler. Fakat Venüs'ün de burada olması uzlaşma, anlaşma yapmaya müsait bir zaman dilimindeler. İlişkilerinde bir problem varsa düzeltebilirler. Partnerleriyle güzel vakit geçirebilirler. Hafta sonuna geldiğimizde de cinsel enerjileri çok yüksek olacak. Estetik değerlere önem verecekler. Parasal ve maddi konularda şanslılar, partnerlerinden özellikle gelecek şanslar ve fırsatlar neticesinde yeni bir takım eşyalara sahip olabilirler. Vergi borcu, kredi kartı borcu, ödemeleri varsa bunları kapatmak adına da güzel gelişmeler yaşanacaktır. Dolayısıyla balıkları bu hafta bu şekilde mutlu edelim. Geldik Koç ve Yükselen Burcu Koç olanlara. Hafta başında kendilerini çok güçlü hissedecekler. İçlerindeki yönetimsel kabiliyetlerini kullanarak çalıştıkları konular gözlerinde adeta küçülecek. Her şeyi çok iyi yönetiyorum, ben süperim, her şeyi çok iyi yapıyorum. Biraz egolarının yüksek olacağı bir zaman dilimindeler. Aynı zamanda bu hayattan ve yaşamdan keyif almalarını sağlayacak. Çocuklarıyla ilgili bir takım konular gündeme gelebilir ama bunlar pozitif konular olacaktır. Sanatsal ve yaratıcı taraflarının da yüksek olduğu bir zaman dilimindeler. Aşk, flört yaşamak, eğlence, oyunlar oynamak gibi konulara da müsaitler. Hayatlarındaki insanların enerjilerini yükseltebilirler, pozitif enerjiyle dolacaklar ve çevresindeki insanlara da bu pozitif enerjiyi yayacaklar. Şimdi hafta ortasında özellikle çarşamba ve perşembe günlerinde çok çalışacaklar, günlük rutin işlerine dönecekler, hayatlarındaki özellikle işlerindeki problemleri anlayacaklar ve bu problemleri çözmek için sonuçlar üretecekler. Ve bunu yaparken partnerlerinden ve başka insanlardan destek ve yardım alacaklar. İşleri kolaylaşacak. Yani bize zor gibi gelen, üfleyip püfleyeceğimiz işleri rahatlıkla halledecekler diyebiliriz. Çalışma ortamlarını güzelleştirecekler. İkili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklarda da şanslılar. Boğa ve Yükselen Burcu Boğalara geldiğimiz zaman iç dünyalarında güçlü hissedecekler.
aile ve aile gibi görmüş olduğu insanlardan destek ve yardım alacaklar. Evlerinde güzel vakit geçirebilirler. Ailelerinin bir yardıma ihtiyacı varsa onların yanında olarak onlara güç ve enerji verebilirler bu zaman diliminde. Biraz kendileriyle ilgilenmeleri ve kendi modlarını yükseltecekleri bir zaman dilimindeler. Şimdi Salı, Çarşamba ve Perşembe günü bu sefer boğalar biraz aşk ve ilişkilere önem veriyorlar. Hayattan ve yaşamdan keyif alacaklar. Aile ve başka insanlar yerine kendi ihtiyaçlarıyla uğraşacakları ve bunlardan keyif alacakları, aşık olabilecekleri ve yaptıkları işleri zevkle yapacakları bir zaman dilimindeyiz diyebiliriz. Yani eğer Venüs'le teraziyse boğalar bu hafta Salı, Çarşamba'dan sonra kişisel bakımlarına önem versinler diyoruz. Önem versinler, aynen. Hafta sonu ise günlük rutin işlerinde bir artış gözükebilir ve bunu kolaylıkla halledecekler. Onlar da çalışıyorlar ama bunu kolaylıkla hallediyorlar. Çalışmalarından para kazanacakları bir zaman dilimindeler. İş ortamlarını da güzelleştirebilirler. Söyleyeceklerin eğer bu kadarsa İkizler Burcu'na geçebiliriz. İkizler ve Yükselen Burcu ikizler olanlar haftaya yakın çevre diyaloglarıyla başlıyorlar. Kardeşleri, kuzenleri ve yakın akrabalarıyla beraber güzel vakit geçirebilirler, eğlenebilirler, enerjileri çok yüksek, yönetimsel kabiliyetlerini yakın çevrelerini idare etmek ve onlara yol göstermek adına kullanabilirler. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri iç dünyalarında kendilerini biraz huzursuz hissedebilirler. Bu huzursuzluk enerjisiyle beraber erteledikleri ve boş verdikleri işlerle uğraşmaları gerekiyor. Bu işleri bir düzene soktukları zaman iç dünyalarında daha mutlu hissedecekler. Aşk ilişkiler, flört gibi konularda nerede hata yapıyorlarsa, eksikleri neyse bunun farkına varacaklar. Yaşam alanlarını da düzenlemeleri gerekiyor. O dağınıklık onları biraz bunaltabilir. Düzen içerisinde kendilerini daha mutlu hissedecekler diyebiliriz. Hafta sonu aşk ve ilişkiler konusunda en şanslı burç ikizler burcu. Mesela hafta sonu ikizlerdeki komple değişiklik ne olabilir? Şimdi hafta sonundan itibaren ikizlerin biraz daha oyuncu kabiliyetlerini ön plana çıkartacakları, hayattan ve yaşamdan keyif alacakları, çevresindeki insanlarla sosyalleşebilecekleri ve mutlu olacakları, burası mutluluk evidir. Kendini çocuk gibi hissedecekleri, mutlu olacakları bir zaman dilimine geçiyor. Şimdi Ay-Venüs kavuşumu, çevresindeki insanlara toleranslı olmak, tartışma ve münakaşa varsa burada alttan alabilmek, insanlarla barışmak ve onlarla iyi vakit geçirmeyi gösteriyor. Sanatla ilgili uğraşan ikizler varsa bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çünkü üretken, yaratıcı ve güzel estetik değerleri yüksek bir takım ürünler ortaya koyabilirler. Harika. Ağzına sağlık. İkizler bu hafta çok mutlu demek ki. Aynen. İkizlerin... Hafta içi bütün geçmişteki normalde... ilişkilerini düzenliyor. Bütün eksik bıraktığı işleri tamamlıyor. İkizler normalde sonunda sanatla ilgileniyor mu? Bazı ya ki haritasına göre ilgilenenler oluyor. Haritasına göre tabii. Bütün burçlarla aslında harita önemli. Tabii. Her burçtan sanatla ilgileniyor. Kişiye göre değişiyor. Kişiye göre değişiyor. Yengeç ve Yükselen Burcu yengeçler parasal ve maddi konularda şanslı bir şekilde haftaya başlıyorlar. Kendilerini çok güçlü hissedecekler. Para kazanmak adına, hak ettiklerini almak ve istemek adına egoları çok yüksek ve bu yüksek ve güçlü egoyu paraya çevirmek isteyecekler. Yeni bir eşyaya sahip olabilirler. Yeni bir alışveriş yapmak ve eşya almak adına çekinceleri ve korkuları varsa Ay'ın Aslan Burcu'nda olduğu bu dönemde cesaretle kafalarını olayı netleştirecekler. Tamam ben bunu alıyorum diyecek ve gidecek alacak. Şimdi Salı, Çarşamba ve Perşembe günü yakın çevre diyalogları gündeme gelecek. Yakın çevre seyahatleri olabilir. Hayatlarına güzel bilgiler giriyor. İnternetten araştırmalar yapabilirler. Yanındaki, çevresindeki insanlarla diyaloglar kurarak. Kimlerle işi yapsınlar bu hafta? Başaklarla. İletişim halinde olarak, onlara sorarak, öğrenerek, başaklar onlara hayatı pratikleştirmekle alakalı bilgiler verecek. Ve bu bilgiler onların özgüvenliğini yükseltecekler, kendilerini daha yetenekli hissedecekler. Dolayısıyla ne demek oluyor? Öğrendikçe hayatları kolaylaşacak demek oluyor. Başaklardan öğrenebilirler bu zaman diliminde. Şimdi Ay-Venüs kavuşumunun terazi burcunda olduğu hafta sonu ise iç dünyalarına çekiliyorlar. Ev ortamında aileleriyle beraber güzel vakit geçirebilirler. Aile büyüklerini ziyarete gidebilirler. Patlamış mısırı yiyebilirler. Patlamış mısırı yiyip televizyonu açıp dizi izleyebilirler. Aile bireyleri arasında küskünlükler varsa bu giderilebilir. Veya kendileri ara buluculuk yaparak küs insanları barıştırabilirler. Şimdi bu dönemde
barışçıl olmak çok önemli. Onlar da ev ortamını, yaşam alanlarını güzelleştirecekleri ve konforunu arttıracakları bir dönemdeler diyebiliriz. Aslan ve yükselen burcu aslanlara geldiğimiz zaman özellikle pazartesi günü kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Ön plana çıkıyorlar. Yönetimsel kabiliyetini sergiliyorlar. Fiziksel olarak çok görünür olacakları bir zaman dilimindeler. Kişisel bakımlarına önem veriyorlar. Hayatta ve yaşamda bütün istediklerini bizzat kendileri yöneterek, sorumluluk alarak elde edebilecekleri bir zaman dilimindeler. Salı, çarşamba ve perşembe günleri parasal ve maddi konularda daha fazla gelir elde edebilmek adına şanslı bir dönemdeler. Çalışacaklar, hatalarını ve yanlışlıklarını düzeltecekler veya çok mesai harcayarak bu mesai harcarken farkında olmadan para kazanacakları bir zaman dilimindeler. Aslan burçları o halde salı, çarşamba, perşembe çok daha fazla çalışıp daha önceden oluşturdukları projeleri gün yüzüne çıkarma zamanı geldi diyoruz. Aynen. Bir eşyaya sahip olmak istiyorlarsa, bir şey alışveriş yapacaklarsa salı, çarşamba ve perşembe günü en mükemmelini bulabilirler. Yani en iyisini, en ucuza, en güzeline denk gelebilecekleri bir zaman dilimindeler. Dolayısıyla alışveriş yapmak için İyi bir dönem diyebiliriz. Satın almacılar çok şanslısınız. Salı, çarşamba, perşembe. Salı, çarşamba, perşembe alışveriş hızlanacak. Hafta sonu ise güzel bir enerji var. Keyifli bir enerji var. Bu enerjiyi yakın çevreleriyle geçirecekler. Kardeşler, kuzenler, yakın akraba ve yakın arkadaşlarla beraber sosyalleşebilirler. Onlarla güzel vakit geçirebilirler. Seyahatlere çıkabilirler yakın çevre seyahatlerine. Eş durumla ilgili? Eşler? Ya eşler de yakınlarında. Venüs eşi de sembolizdi. Yakın çevresindeki kim varsa yakın gördükleriyle sosyalleşecekleri, güzel vakit geçirecekleri, toleranslı olacakları. Yani yakınlarındaki insanlar toleranslı olmak demek şu demektir. Küslükler falan varsa, kırgınlıklar varsa bu dönemde gidip barışılabilir. Güzel. Harika. Aslanlar için geçerli bu. Aslanlar için geçerli, evet. Ya da aslanları üzdüyseniz hafta sonu gittiğiniz zaman, özür dilediğiniz zaman aslanlar kabul ederler. Aslanların gönlünü alma zamanı. Aslanlardan bir şey bu istiyorsanız. Bu hafta almak istiyorsanız ama. Hafta sonu. Aslanlardan bir şey istiyorsanız bu hafta sonu gidin isteğin verirler. Aslanlardan. Hafta sonu ben kapıları kapatıyorum. Kilitliyorum. Hayır, kimse şey gelmesin. Bu hafta sonu ne isterse kalabiliyor muyuz? Aslanlardan. Yani eşim aslan burcu olduğu için. Hafta sonu eşinden. Cumartesi sabahından başlıyorum. Hafta pazar içi, akşamına kadar Ay Başak istiyorum. Burcundayken listeyi hazırla. Süper. Listeyi hazırlayayım ama unutmayayım. 48 saate sığdırmam Bak, lazım. Hafta sonu sürekli istermişim böyle. Eşref vaktinde olacaklar. Eşref vakti denen bir şey vardır. Eşref enerjisi. Yani şudur. Bütün hafta. Tamam, barbekü time aslanlar için. Evet. Yani bir de insan şu enerjide olacak özellikle aslanlar. Ya tamam halledebiliriz. Olur, niye olmasın? Yaparız böyle ederiz. Uykudan falan uyandırırmışım tamam. Ben. O arada daha önce karşı çıktığı birkaç şeyi de kitleyebilirsin. Süper. Bu yayın ben bu hafta sonundan sonra olacak değil mi bu yayın? Önce bu hafta sonu. Kimsenin görmemesi lazım. Hiç tüyo vermeden ben bu işi halledeyim o zaman. Evet. Şimdi dolayısıyla aslanlar böyle. Başak ve yükselen burcu Başaklara geldiğimiz zaman haftaya çalışarak giriyorlar. Şimdi çalışırken eğlenecekleri bir zaman dilimindeler. Çok fazla irdelemeyecekleri, olayları akışa bırakacakları, geri planda dönen işlerden fark edecekler. Oh büyük rahatlık. Başakların arkasından bir iş dönüyorsa pazartesi günü bu önlerine gelebilir. Yandı diğerleri. Bilinç altlarında eleştirisel modlarını, mükemmelliyetçi modlarını bırakıp eğlenceli moda geçirecekler. Yani çık diye. Tamam. Başak'ın bir eleştirel modu var. Onu çık eğlence moduna geçecek. Bu da onları daha rahat hissetmelerine, bilinç altlarındaki o mutlu tarafı ortaya çıkarmalarına ve akışa uyumalarına sebebiyet verecektir. Salı, çarşamba ve perşembe günü kendileri ön plana çıkıyor. Kendilerini çok çalışkan hissediyorlar. Yönetim kabiliyetlerini ortaya koyuyorlar. İstedikleri her şeyi elde edebilecek gücü kendilerinde hissedecekler. Yani konular gözlerinde küçülecek, ben bunu yaparım, ben bunu halledebilirim diyecekler. Dolayısıyla sadece kendi hayatlarıyla ilgili değil, parasal konularda, eşleriyle ilgili, kariyerleriyle ilgili, aileleriyle ilgili konularda isteklerini elde edebilecek güç ve motivasyon onlarda var. Hafta sonuna geldiğimiz zamansa çok çalıştılar, bunun getirilerini görecekler. Parasal ve maddi konularda gelişmeler olacaktır.
özellikle ortaklaşa işlerden, eşleriyle ve partnerleriyle beraber yaptıkları işten gelirler elde edecekleri bir dönemdeler. O halde ortaklıklar başaklarla kurulsun diyoruz. Başakla ortaklık yapanlar parasal konularda kazançlı çıkar. Her zaman. Bu haftanın en şanslısı benim. En şanslısı sensin. Hafta sonu istediğimi alıyorum. Başak'la ortaklık yapan şanslı çıkıyor. Aslan da var. Aslan var, Başak var. Yani burada ben faydalanıyorum. Gökyüzü sana çalışıyor. Evet, gökyüzü bana çalışıyor. Çok şükür. Şimdi para da geliyor Başaklara. Dolayısıyla para var, eğlence var, yönetimsel kabiliyetler var. Başaklar için de güzel bir hafta diyebiliriz. Terazi ve yükselen burcu teraziye geldiği zaman. Teraziye geçmeden önce sana öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Neden? Çünkü sevgili takipçilerimiz yorumlarında şöyle söylemişler. Aytaç Bey, Allah sizden razı olsun. Başakları daha önce hiçbir astrolog bu kadar güzel anlatmamıştı. Artık kendimizi çok daha iyi ve pozitif hissediyoruz demişler. Size teşekkür ediyorum izleyenler adına. Rica ediyorum. Biliyorsun ben bütün yorumları tek tek okuyorum Aytaç. Evet, hepsini okuyorsun. Balıklar da aynı şeyi söylemiş mi? Balıklar da aynı şeyi söylemiş. Şimdi balıklarla ilgili bir dipnot verelim. Bunu da KJ'sini de yazalım. Balıklarla ilgili mutsuzluklarını aslında çözüm aramak adına söylediğimiz bazı evet. şeyler vardı. Hani bu ayı mutsuz ve üzüntülü geçirirlerse birazcık enerjilerini çevirsinler, devir daim etsinler. Hani böyle birazcık suyla haşır neşir olsunlar, temizlik yapsınlar. Bunu çok iyi anlayan balıklar da var. Şöyle yazmış mesela bir tane hanımefendi. Demiş ki ben aynen sizin söylediğiniz gibi yaşıyorum. Bütün elim, kolum, her şeyim suyun içinde mesela ve namaz kılıyorum, dini ibadetlerimi yerine getiriyorum ve çok mutluyum demiş. Demek ki doğru söylemiş. Evet, evet. Mutluyum kısmını da eklemiş. Bazen söylediğim evet. şeyler yanlış anlaşılıyor diye ben özellikle esprili bir şekilde olaya değinmek tabii, istedim. Tabii tabii. Yani aslında kötü bir şey söylemiyoruz. Sadece onların iyiliğin olsun diye. Balık burcuna kötü bir şey söyleyen çarpılır. Artık teraziye geçelim. Tamam. Şimdi terazi ve yükselen burcu teraziler hafta başında sosyal çevre ve yani herkes hafta başı işe başlıyor ya teraziler sosyal çevre arkadaşlar arasında hala devam ediyorlar. Daha iş başlamamış. Hangi günler çalışıyorlar? Olabilir ya. Ben belki çarşambadan başlıyorum mesela. Birinin olabilir. Pazartesi sabah herkes işe giderken teraziler arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor gibi. Çünkü pazartesi sabah herkes işe giderken çocuklar da okula gidiyor. Evet. Benim için o zaman sosyallik başlıyor. Arkadaşlarıyla çok güzel vakit geçirebilirler. Eğlenebilirler. Hangi günler? Pazartesi. Pazartesi ara beni. Hayata ve yaşama pozitif, olumlu yönde bakacakları bir zaman dilimdeler ve kendilerini şanslı hissediyorlar. Yani her zaman öyle arkadaşım. Evet, yani şanslı hissetmek ne demek? Yani bir şey yapıyorsun, oluyor. Yani gidiyorsun, park yeri yok, bulabiliyorsun. Tamam mı? Böyle bir zaman dilimdeler. Salı, çarşamba ve perşembe günü bu kadar şanslı olduktan sonra biraz enerji terse dönüyor. Şimdi biraz iç dünyalarına çekilecekleri, çok fazla dışarı çıkmak istemeyecekleri. Aa, gerçekten. Evet, iç dünyalarında ama mutlu olacakları. Yani sosyal çevre arkadaşlar arasında değiller, evde ama kitap okuyor mutlu oluyor. Film izliyor mutlu oluyor. Böyle bir dinlenmek istiyorum birden herkesten uzaklaşıp. Evet, kapanacakları, dinlenecekleri ve balıkları dedik yani. Zaten balıklar çok temizdir, temizlik yapın diye. Temizlik yapacakları, çevresini düzenleyecekleri ve bundan mutlu olacakları bir zaman dilimdeler. Bir tane balık arkadaşım olsaydı o da evi temizlerdi. Hafta sonu gelince gene ön plana çıkıyorlar. Ay Venüs kavuşum terazi burcunda. Hafta sonu ilişkisi olmayan bütün teraziler ilişkiye başlayabilir. Küllerimden doğuyorum. Hafta sonu ise Ay ile Venüs terazi burcunda. İlişkiye başlamayacak terazi burcu kalmayacak. Bak, ilişkisi olmayanlar yeni bir ilişkiye başlayacak. İlişkisinde problem olanlar problemini düzeltecek. Evlenmek isteyenler evlilik teklifi alabilirler. Hiçbir dünya üzerinde ilişkisinde problem yaşayan terazi kalmayacak. Bu hafta sonu. Bu hafta sonu. Terazileri bu dönemde gökyüzü aşırı destekliyor. Bravo. Süper. Burçlar arasında bir haksızlık var. Teraziler bu dönemde aşırı şanslılar. Hiç öyle demeyin yani. Bugün bize, yarın size. Doğru. Senin gözü kalmasın lütfen. Aynen öyle. Ve diğer insanlar da terazinin hangi terazi olsa olsun baktıkları zaman enerjisel ve aurasal olarak bir güzellik hissedecekler. O yüzden ilişkiye başlayan kalmayacak. Estetik değerlere zaten önem veriyorlardı. İki katı önem verecekler. En şanslı burç ikizlerle beraber terazi burcu diyebiliriz. Geldik akrep ve yükselen burcu akreplere. Pazartesinden itibaren işlerinde yoğun sorumluluk alacaklar. Başarı elde edecekler.
işle ilgili hedeflerine ulaşacakları bir zaman dilimindeler. Salı, çarşamba ve perşembe günü sosyal çevre ve arkadaşlar arasında mesai harcıyorlar ama yine işle alakalı. İş arkadaşları, çalışma arkadaşlarıyla beraber hem sosyalleşebilirler, hem çalışabilirler, hem de çalışmalarında daha verimli olmak adına yeni projeler üretebilirler. Gelecekle ilgili karar alacakları ve bu karardan fayda görecekleri bir zamandalar. Hafta sonuna geldiğimiz zaman aşk, ilişkiler, flört gibi konularda bir şeyler yapmak istiyorlar, bir şeyler elde etmek istiyorlar. Bir kıza aşıksın veya bir çocuğa aşıksın ama bir türlü olmuyorsa bırakacakları, akışa bırakacakları, vazgeçecekleri, fakat vazgeçtiğin an kazanırsın derler ya, böyle bir enerjide olacaklar. Yani hafta sonu zorluyorsan zorluyorsan, olmuyorsa bırak abi. Bıraktığın an belki bir enerji değişecek, bir şey olacak ve o ilişkiye tekrar karşı taraf senin peşinden koşabilir. Akreplere böyle bir şey var. Akrep burcunda olup sırtından vurulanlar. Evet. Bu hafta artık üzüntüsünü yaşamayı bırakıyor galiba. Çok güzel. 12. ev sırttan vurulmaktır. Sırtından vurulduysa bunu tolere edebiliyor. Yarasını sarabiliyor. Tamam, bununla artık yüzleşiyor ve bunu atlatacak. Sırtından vurulanların yaralarını saracaktır bir zaman dilimi. Şimdi yay ve yükselen burcu yaylara geldiğimiz zaman yabancı kültürler, başka insanlar, eğitim, öğretim, hayatı anlandırma, felsefe gibi konularla uğraşacakları ve kendi hayat görüşü doğrultusunda hayatlarını yönetecekleri ve organize edecekleri bir zaman dilimindeler. Sosyal medyada başarılı olabilirler. Eğitim konusunda da yeni bilgiler öğrenebilirler. Salı, çarşamba ve perşembe günleri çok çalışıyorlar. Toplum önünde sorumluluk alıyorlar. Hedeflerine ulaşabilirler. Çalışmalarından başarı elde edebilirler. Çalışırken eksiklikler varsa, kariyerlerinde, çalışmalarında bir hata varsa bunları görecekler ve hatalarını düzelttikçe daha çok başarılı olacaklar. Hatalarına çözüm buldukça daha çok başarılı olacaklar diyebiliriz. Hafta sonuna geldikten sonra da çok çalıştık, biraz arkadaşlarla vakit geçirelim. Kendini böyle emekli gibi hissedecekler, hobilerine yönelebilirler, sevdiği arkadaşlarına güzel vakit geçirebilirler. Onlara keyif veren aktivitelerin içerisinde bulunacaklar ve gelecekle ilgili de kararlar alacaklar. Gelecekle ilgili hayatlarımı nasıl daha güzel, daha konforlu yaşarımla ilgili bir takım kararlar alacakları bir zaman dilimindeler diyebiliriz. Yay burçlarıyla ilgili ben şuna biraz daha yakınım. Sanki yay burçları doğada spor yaptıklarında, yürüyüşler, işte bir takım sportif faaliyetler, bunların içinde olduğunda o keyif aldıkları alanda daha başarılı oluyorlar. Bence yay burcu işte bir sanatsal aktivite, bir işte resim sergisi vesaire oralarda enerjisini atamıyor. Evet. Sanki daha fazla gezmek, görmek, yol kat etmek. Bravo. Güzel ve büyük bir enerjinin içerisinde olmak. Buralarda sanki kendisini daha iyi ifade ediyor. Sanki biraz da hani bu burçlara özel sosyal alanları da açsak mı? Şimdi çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bizim burç dediğimiz, gezegen dediğimiz konular aslında insanların içten ürettikleri enerjilerden bahsediyoruz. Şimdi bir insan yay burcuysa, haritasında yay burcu aktifse içinden hareket enerjisi üretiyor. Ve o hareket enerjisini dışarı atamazsa içinde patlar. Dışarı nasıl atacak? Koşacak. Yürüyüş yapacak uzun mesafe. Dans edecek. Spor yapacak. Maceraya atlayacak. Çünkü vücut sürekli enerji üretiyor. Hadi hazırız diyor. Enerji üretiyor. Hadi hazırız diyor. Sen orada sanat galerisinde resimlere bakıyorsun. Olmaz. Yay burcu için uygun evet. Değil. Kitap oku. Evde otur kitap oku. Hayır. Olmaz. Evde otur film izle. Hayır. Evet. Yani biraz daha sanki hareket berekettir gibi geliyor bana. Aynen. Yay. Kitap okuyacaksan da yürüyüş bandında okumalısın. Gibi. Dolayısıyla yay hareket. Nerede hareket, orada bereket yay burcu içindir. O zaman oğlak ve yükselen burcu oğlaklara geçelim. Pazartesi günü parasal ve maddi konularda çok şanslılar. Özellikle partnerleriyle beraber hareket ederek güzel gelir elde edebilirler. Veya kendileri değil partnerleri ve ortakları gelir elde etmiştir. Bunu oğlaklarla beraber paylaşabilirler. Partner ve ortaklarının parayla ilgili üretmiş olduğu fikirlere açık olsunlar. Onları dinlesinler. Çünkü karşı taraftan gelen destek ve yardımla daha fazla gelir elde edebilecekler. Salı, çarşamba ve perşembe günleri çok çalışkanlar. Hayatı pozitif bakıyorlar. Çalışarak başarılı oluyorlar.
Oğlağın karamsar bir tarafı vardır, depresif bir tarafı vardır. Hı. Ne dedik yay burcu harekete geçer? Hareket, oğlanda depresyon. Hep kötü olacak, olmayacak, sorun var, problem var. Ayın başak burcuna geçmesiyle beraber pozitif olacaklar. Çünkü niye? Sorunları çözmeyi biliyorlar, yönetmeyi biliyorlar ve bu da onlara işlerinde bir terfi ve başarı getirebilir. Oğlak burcu hafta sonu yine çalışıyor. Kariyer, çalışmak ama kolay olacak ama bir başarı elde edecekler. Şimdi bu ne demek oluyor? Ortaklıklar gündeme gelecek, sosyalleşecekler, kendilerini iyi hissedecekler ve bu iyi hissetme enerjisi onları başarıya götürecek. Şimdi oğlakları başarıya götürecek enerji başka insanlarla yaptığın ortaklıklar, uzlaşma ve barış. Bakın mücadele değil, barış. Konuşmadığın işle ilgili, hedeflerinle ilgili görüşmediğin insanlar varsa onlarla barışarak, uzlaşarak hedeflerine ulaşabilirsin. Kova ve yükselen burcu kovalara geldiğimiz zaman pazartesi günü çok şanslılar. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklık gibi konularda terazilere dedik ya, herkes işe giderken onlar sosyalleşmeye gidiyor. Pazartesi günü herkes işe giderken kovalarda date'e gidebilirler. Pazartesi günü date günü. Yeni ilişkiler gündeme gelecek, yeni insanlarla tanışabilirler. İlişkisi olan partnerleriyle güzel vakit geçirebilir. Salı, çarşamba ve perşembe günü ayın başak burcunda olduğu zamanlarda özellikle düzen kurmak, çalışmak ve sorunlara çözüm bulmak onları kendilerini daha çok güvende hissetmelerini sağlayacak. Parasal ve maddi konularda kafa karışıklıkları varsa hayatlarını organize ederek bir plan, yönetimsel kabiliyetleri kullanarak bunu halledebilirler. Kredi çekmek ve başka insanlardan borç alarak yeni bir takım eşyalara sahip olabilirler. Başka insanlarla olan diyaloglarında gerçekçi olmaları gerekiyor. Şimdi borç isteyeceksin, gerçekçi bir proje kurma. Yani bana borç versene işte uzay istasyonu kuruyorum gibi değil. Tamam, mantıklı bir şey söylemen gerekiyor. Kovalar hafta sonu aşk, ilişkiler ve flört gibi konularda en şanslı burçlardan bir tanesi. Yaşam enerjileri çok yüksek. Özellikle ilişkilere pozitif yönden bakacaklar. Yani kovalara bir teklifte bulunduğunuz zaman kabul etme enerjileri çok yüksek. Aslanlardan bir şey istediğim zaman kabul ediyorlardı ya, kovaları da teklif ettiğin zaman kabul ediyorlar. Ve ilişkiye girmek adına kendilerini güçlü ve cesur hissedecekler. Bir kovaya aşıksanız ve ona açılacaksanız hafta sonu açılın %90 kabul eder. Wow, bu hafta sonunun bütün tiyoları da geldi. Hafta sonu bayağı güzel şeyler var. Evet, çünkü öyle bir modda olacak. Tamam, ilişki odaklı bir kafada olacak. Şimdi kovalar bize kısmasın, kovaları kısa tutuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü herkes sana, senin peşinden koşuyor abi. Bunun üstünde bir yorum yok. Yani kadın da olsa, erkek de olsa herkes seninle aşk yaşamak istiyor. Yorumu burada keselim, bundan daha güzel bir yorum yok bende. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Bu haftanın burç yorumlarıyla bütün bunu saymıyoruz izleyenlerini. Bence mutlu ettik. Ve çok bana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, bunu saymıyoruz'un sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Aytaç Öner'le astroloji yorumları sizleri bekliyor olacak. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Öpüyoruz. Hoşçakalın.